Evet, sevgili öğrencilerim, şimdi üçgende yardımcı elemanlar testinin tarama testini çözeceğiz arkadaşlarım. Bakalım nasıl sorularımız var. Vira bismillah diyelim, başlayalım. Yeni nesil bir soru diyor ki ABC üçgeni biçimindeki bir karton B köşesi. Evet, AC üstündeki denk gelecek biçiminde AK boyunca katlanıp açılıyor. Daha sonra A köşesi BC üzerine denk gelecek biçimde BL boyunca katlanıp açılıyor. Kat izlerinin kesişim noktası T olarak kabul ediliyor. Peki. Buna göre ATB 110 olduğuna göre ACB açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Biz de burada şunu göreceğiz arkadaşlarım. Bakın AK boyunca katlandığı için bu AK kesinlikle ama kesinlikle bir açıortay oluyor dostlarım. Yine burada da BL boyunca katlandığı için BL de kat çizgisi açıortay olacak demiştik. BL de açıortay oluyor. Şimdi bunların ikisini bir birleştirelim hemen. Mesela bunu burada çizelim. Şuradan da bir BL çizdik biz ve bu BL'nin de açıortay olduğunu gördük ve bu kat çizgilerinin yani açıortayların kesiştiği noktaya da T diyecekmişiz. Ve ATB yani şuradaki açının 110 olduğunu söylüyor bize. Hemen klasik üçgende açı sorusu oldu. Şunlara XX diyorum. Şunlara da YY diyorum. Ve şuradaki minik üçgende X artı Y ve bir de 110'un toplamının 180 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla X ile Y'nin toplamının 70 olduğunu söyledim. Ve büyük üçgene odaklanırsam şuradaki 2Y, şuradaki 2X'in toplamı X ile Y'nin toplamı 70 olduğu için İkişer katlarının toplamı 140 yapar. Bunların ikisi 140 ise şuradaki C açısına da 40 derece kalmak zorundadır derim. Yani sorumun cevabı Adana'dan çıktı arkadaşlar. Geldim 2 numaraya. Aşağıda verilen dik üçgeninde AC kenarı her biri bir birim uzunluğunda 5 eş parçaya ayrılıyor. Peki. AB 3 birim olduğuna göre M noktasından aşağıdaki noktalardan hangisine çizilen doğru parçası AC'ye dik olursa AK ışını BAC açısının açıortay olur. Yani bize diyor ki şunun açıortay olmasını istiyorum diyor. Ve sen diyor M noktasından bu tarafa doğru öyle bir diklik çizeceksin ki diyor. Bu adam açıortay olsun diyor. Şimdi açıortayın şu özelliği vardı. Ben ismine fışkırtma teoremi demiştim hatırlarsanız. Açıortaydaki istediğiniz açıortayın üstündeki bir noktadan sol kola çizdiğiniz diklik ile sağdaki kola çizdiğiniz diklik eşit olduğunda bu iki diklik birbirine eşitse kollardaki parçalar da eşit oluyordu. Bu açıortayın özelliği. Madem ben bunun açıortay olmasını istiyorum, o halde öyle bir diklik çizmeliyim ki bu tarafa, şuraya öyle bir diklik çizmeliyim ki hem bu diklikler eşit olmalı hem de şu kafayla dik arasındaki mesafelerin eşit olması gerekir. Yani şuranın da 3 birim olması gerekir. O halde ben çizeceğim dikliği tam Fransa noktasına çizersem 1, 2, 3 birimlik bir mesafede çizmiş olurum. Bunların her birini 1 vermiş çünkü bize. Tam Fransa'ya gelirse burası da 3 olur, burası da 3 olur. Yani şuradaki deltoid şeklimiz sağlanmış olur. Dolayısıyla bu adam da açıortay olur. O halde sorumun cevabı F noktası olmak zorundadır. 3 numarada basit bir iç açıortay teoremi sorusudur bu. Şöyle demiştik. Biz açıortayı insan vücuduna benzetip kollarını, bacaklarını göstermiştik hatırlarsanız. Hem konu anlatım videomuzda hem de köşe taşlarında bunu yaptık. Ve dedik ki kollarının oranı yani sol kolun sağdaki kola oranı ne ise sol ayağın sağdaki ayağa oranı da o olacak. Yani 3'ün 4'ü oranı da buna eşit olacak. Hemen 4x eşittir 15. 4'e bölüyorum. X eşittir. 15 bölü 4'tür. Cevap Adana'dan patlar diyor. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Yine aynı muhabbeti yapacağım burada da arkadaşlar. Bakınız ayaklarımın oranı 4'e 5. O halde kollarımın oranı da 4K ile 5K olmak zorundadır diyorum. Ve bu üçgenin geneline baktığımda şöyle
3-4-5 üçgeni olduğunu fark ettim. O halde buradaki uzunluğumun 3K olması gerekir dedim. Ve artık şunu söyleyebiliyorum. 3K 9'a eşitmiş. Demek ki 3'e bölersem K 3'müş. K'nın 3 olması demek 5K'nın 15, 4K'nın 12 olması anlamına gelir ki demek ki X eşittir 15'miş. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 4 numaralı tamam. Çevirelim arka tarafı ve 5 numarayla muhatap olalım bakalım. ABC üçgeninde BH HC'ye eşit. Yani şunu görüyorum. Şuradaki yükseklik dikilmiş. Dolayısıyla yükseklik olduğunu buradan görüyorum. Kendi görevi dışında bir de kenar ortayın görevini üstlenmiş. Burada ne var demiştik? Kayı kuralı. Bu doğru. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduysa mecbur açıortay da olacak. Ve benim üçgenim kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar üçgen olacak demiştik kayı kuralında. Dolayısıyla burası 12 ise burası da 12 olacak. Yani şuraya 8 kaldı. Şimdi şuradaki üçgende de iç açıortay teoremi yapacağım dostlarım. Bakın AK bizim açıortayımız. Şurası kafa, şunlar kol, şunlar ayak. Ve kolların oranı 12'ye 8'dir. Hatta bunu 4'e bölerek sadeleştireyim, 3'e 2 diyeyim. O zaman ayakların oranı da 3'e 2 olmak zorundadır. Dolayısıyla BK 3, DK 2 olduğu için 3 bölü 2'dir benim sorumun cevabı diyorum. Geldim 6 numaralı sorumuza. Evet, dış açıortay teoremi yapacağız dostlarım. Yine köşe taşında uzun uzun anlattığım için burada hemen çözüyorum. Yakın kolun uzak kola oranı diye başlıyorduk. 10 bölü 12. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 4 oldu dostlarım. Burayı eğer ilk defa bu kısmı dinliyorsanız, yani köşe taşlarını dinlemiyorsanız, dinlemeden direkt buraya geldiyseniz lütfen köşe taşlarını bir izleyin. Çünkü bu kural biraz sıkıntılıydı arkadaşlarım. Karıştırılabiliyordu. Ben orada cümle cümle neresi kol, neresi bacak anlatmıştım. Ya da konu anlatım videolarımızı da takip edebilirsiniz. Şimdi bundan sonrasında içler dışlar. Önce bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 5, 2'ye bölelim 6. 6x eşittir 5x artı 20 yapar. 5x'i buraya alırsam x eşittir 20 çıkar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, 7 numara. ABC üçgeni üçgeninde üzerinde bulunduğu kenarları iki eş parçaya bölen KLM ve N noktaları veriliyor. Bakın şimdi K da bu kenarı ikiye bölmüş. L bu kenarı ikiye bölmüş. M bu kenarı. N'de de bu kenarı ikiye bölmüş. Peki buna göre üçgende çizilebilecek doğru parçalarından hangileri ABC üçgeninin ağırlık merkezinden geçer diye bir soru sormuş bize. Şimdi BN'yi çizseniz diyor. BN şurası. Şimdi bu üçgenin ağırlık merkezinin şurada olması lazım. Tam şu çizgide olması lazım. Bakın şöyle çizeyim. Şöyle çizdiğimde ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesiştiği noktaydı. Şimdi kenar ortayların kesim noktası, bakın bu kırmızı bir kenar ortay çünkü burayı ikiye bölmüş. AL de bir kenar ortay çünkü bu da burayı ikiye bölmüş. İşte ikisinin kesiştiği şu nokta G diyelim buna. Bu bizim ağırlık merkezimizdir. Hatta şuradan K'dan ve G'den bir de C'den geçen üçüncü kenar ortayda mecbur G'den geçmek zorundadır. Şimdi biz BN'yi çizersek bakın şurasıdır BN. G'den geçmiyor değil mi? Yani ağırlık merkezinden geçmiyor. O halde BN ağırlık merkezinden kesinlikle geçmez. Şeye bakalım, ML. ML'yi bir görelim. Şunu çizdik. ML'yi. Peki bunun şu noktadan geçtiğini görüyor musun? Kesinlikle hayır. Bu da geçmiyormuş. CK. Evet, CK'yı zaten biz baştan çizmiştik. CK bir kenar ortay olduğu için mecbur ağırlık merkezinden geçer. Dolayısıyla yalnız 3'tür. Ceyhan'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet. 8 numaradayım arkadaşlar.
Yıkanan bir masa örtüsü kuruması için 90 santim yüksekliğindeki bir duvarın üzerine şekildeki gibi serildiğinde. Duvarın ön kısmında görünen bölümü ikiz kenar dik üçgen oluyor. Evet, şurası hem dikmiş hem de ikiz kenarmış arkadaşlar. Yani şuralarda 45'er derece, bunu da yazalım. Masa örtüsünün en alt köşesi duvarın yüksekliğinin ortasına denk geliyormuş. Yani şurası tam duvarın şu dikdörtgeninin ortasıymış. Yani 45-45 şu yüksekliği bölüyormuş dostlarım. Burası da 45 santim, 90'dı ya toplam. Burası da 45 santim. Şimdi şu açılarla karıştırmayın. Bu yüksekliğimiz, bu da açılar. Tabi buradaki küçük üçgen de ikizkenar üçgen. 45-45-90 üçgeni. O halde şurası da 45, burası da 45 santimdir diyelim. Buna göre masa örtüsü kaç santim aşağı sarkıtılırsa KLM üçgeni biçimindeki kısmının ağırlık merkezi duvarın yüksekliğinin tam ortasına denk gelir. Şimdi ağırlık merkezini şurada bir yerde şöyle rastgele işaretledim. G burası olsun. Ağırlık merkezinin özelliği şuydu. Tabana yakın parçayı 1, açıya yakın parçayı 2 katı olacak şekilde bölüyor. Yani K'ya 2K şeklinde, toplamda 3K olacak şekilde bölüyor yüksekliği. Yani 45'i. O halde K 15. Yani şuradaki tabana yakın parça 15'tir. Şurası da 30 santimdir. Demek ki sen bunu tam şu noktaya getirmek istiyorsun. 30 santim aşağıya kaydırırsan cevap Edirne yani. Tam ağırlık merkezine denk düşermiş diyor. Evet, 9. sorudayız arkadaşlarım. Hemen geldim buraya. Kenar ortayları birbirine diktir diyor. Bakın bu da kenar ortaymış. Bu da kenar ortaymış ve ikisinin kesiştiği yer ağırlık merkezidir. O halde bu 12'yi devam ettirirsem bu da kenar ortaydır. Ve hatta şu küçük üçgende dik açıdan bir kenar ortay indirmiş oldum. Muhteşem üçlüden bu da eşittir dedim. Ve tabana 1, açıya 2 muhabbeti yapıyorum. 12 ise şurası 6 geldi. Tabii ki bu da 6, bu da 6. Yani burası da 12 çıktı dostlar. ABC dik üçgeninde K diklik merkezidir diyor. Diklik merkezinden yükseklik inerdi. O halde buralar 90. Ve 30 ise burası, 90 ise şurası da 60. Bunu da yazalım. BDX nedir diye de bir soru sormuş bize. BDX şuradaki uzunluğu istiyor bizden de. Şimdi K madem ki diklik merkezi arkadaşlarım. Neler yapalım? K diklik merkeziymiş. Şimdi madem ki K diklik merkezi, o halde ben şu BK'yı da şöyle uzattığımda bu da bir yüksekliktir. Çünkü K'dan geçiyor. Ve şurada 90 var, 60 var. O halde şuraya da 30 kalır diyorum. Ve şuradaki 30-60-90 üçgenini görüyorum dostlar. Şurası 60 derece. Neydi kural? 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısında köküç katı olacak. Yani 6'nın köküç katıdır sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki üçgende K noktası üçgenin çevrel çemberinin merkezidir diyor. Hemen şunu biliyoruz biz çevrel çemberinin merkezi ile ilgili. Bir kere bir, kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Yani şu doğrular kenar orta dikmeymiş. Yani hem kenara dikmiş hem de tam ortasından geçiyormuş. Şöyle. Peki. K noktasından çizilen KH ve KP ışınlarına kenarlara dik olduğuna göre diyor. Eşitliklerinden hangileri her zaman doğrudur? Peki bakalım. AH BH'a eşittir. Evet, kesinlikle her zaman doğru. Sonra KH, görelim onu. Şuradaki KH KP'ye eşittir. Bakın bu işte her zaman doğru değil. Yani bunlar eşit olacak diye bir kural yok. Bunların eşit olması için şöyle bir şartım var. Şuradaki ile şuradakinin de ikiz kenar olması lazım üçgenin. Veya komple bütün üçgenin eş kenar üçgen olması lazım. Dolayısıyla bu her zaman doğru değil. Bunu sildim.
BP PC'ye eşit. Evet, onu zaten ta en başta söyledik. Bu da doğrudur. Kesinlikle olur. 1 ve 3 o halde cevap Ceyhan'dan gelir dostlarım. Evet. Tarama testini gömdük böylelikle arkadaşlar. Bunu bitirdik. Şimdi konu testine geçeceğiz birlikte. Bunda kaç soru varmış? Bir bakayım. Bunda da 8 soru varmış. Sonra bir de ÖSYM soruları var. O zaman biz şöyle yapalım. Konu testiyle ÖSYM sorularını birlikte gömelim arkadaşlarım. İkisi bir arada çıksın. Şimdilik biz konu testini bir sonraki videoya saklayalım. Peki, hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.